genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba, ben Doktor Dilek Eryılmaz, dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere botoksun kullanım alanlarından bahsedeceğim. Botoks hala dünya genelinde en çok yapılan ve en popüler estetik işlemdir. İçerisinde bir bakteriden elde edilen botulinum toksin bulunur. Botoks en çok kaş arası, alın ve göz çevresi kırışıklıklarında kullanılır. Aslında daha çok dinamik, yani mimik hareketleriyle oluşan kırışıklıklar üzerine etkilidir. Statik, yani mimik yapmıyorken var olan kırışıklıklar botoks ile açılır ancak tamamen kaybolmaz. Bu nedenle biz belli bir yaştan sonra düzenli olarak botoks yaptırılmasını ileride oluşacak kırışıklıkların önüne geçmek için önermekteyiz. Bunun dışında botoks, kaş kaldırma, burun ucu kaldırma, gülerken burun yanlarında oluşan kırışıklıklar, ağız çevresi kırışıklıkları ve boyun kırışıklıklarında da sıklıkla kullanılır. Botoksun bir diğer kullanım alanı ise aşırı terlemenin tedavisidir. Özellikle koltuk altı, el ve ayak aşırı terlemesi kişiyi sosyal yaşantısına rahatsız eder. Son dönemlerde botoksun sık kullanım alanlarından biri de masseter botoksudur. İki durumda masseter botoksu yapıyoruz. Birincisi, kadınlarda kare çene hattını oval hale getirmek, yani alt yüzü daraltıp daha estetik bir görünüm sağlamak. İkincisi ise diş sıkmanın tedavisi. Botoksun başka bir kullanım alanı ise diş eti gülümsemesidir. Kişi gülerken üst diş etlerinin 3 mm'den fazla görünmesi durumuna diş eti gülümsemesi, diğer adıyla gummy smile denir. Botoks ile diş eti gülümsemesi düzeltilerek gülüş estetiği sağlanmış olur. Bütün bu kullanım alanlarında botoksun etkisi yapıldıktan sonra 3. günde başlar ve 10 gün içerisinde istediğimiz etkiyi elde etmiş oluruz. Etki süresi ise yaklaşık olarak 4-6 ay kadardır. Terleme botoksunda bu süre biraz daha uzun olmakla birlikte 6-9 ay kadardır. Kişiye özel planlanan ve uygun dozlarda yapılan botoks oldukça doğal ve güzel sonuçlar verir. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.